Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu güzel sıralı oyamın yapımını paylaşacağım. Epeydir böyle bir sıralı oya, tek renkle giden oya yapmamıştım. Tek renk demişken arkadaşlar, bu oyamız 3 tanesini bu renkten, 3 tanesini bir renkten yaparak da çok harika bir model olur. Harika bir oya olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, İşlerimi beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu oyamın yapımına geçiyorum hemen. Ben buraya 3 tane zürafa yaptım. Dördüncüye gitmek istiyorum. Dördüncüye geri dönüp çiçeğimi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buraya yaprak, sinek kanadından yaprağımız oluyor. Bu da bir güzel model arkadaşlar. Çıtı pıtı kardelen çiçekleri. Güzel bir model. Tülbentlerimize yakışacak bir model. Tek renk olan yemenilerimize. Evet, sinek kanadımı yeterli. İkili sinek kanadı yaptım. Ve buraya hemen bıcığımı oluşturuyorum arkadaşlar. Evet. Üstüne çıktım. Buraya bir tane daha bıçık yapıyorum. Evet arkadaşlar. Buraya bıçık yaptım arkadaşlar. İçine girerek değil, bu arkasına girerek bir tane daha bıçık oluşturacağım. Geri gideceğim yani. İçinden değil, dışına geri gideceğim. Öyle daha güzel oluyor bu modelimiz. Tabii böyle bilgilerini ben size anlatmak için yapıyorum bu videolarımı arkadaşlar. Onu da size burada söyleyeyim dedim. Bu şekilde daha güzel oluyor. Evet, çiçeğimin yapımına geçtim hemen. Çalışması çok bir rahat oya arkadaşlar. Yeni oyaya başlayan arkadaşlarımız bundan başlayabilir. Benim paylaştığım oyalar zaten hep kolay oya arkadaşlar. Kolay oyaları seçiyorum hep kanalıma. Evet. Çiçeklerimin yapımı bu şekilde yapılıp gidiyor. Uzun olanlarda keserek yapmak zorundayım arkadaşlar. Hem sizin zamanınızı harcamamak için, hem de kendi zamanımı o şekilde daha kısa video yapma şansımı ortaya çıkarıyorum arkadaşlar. Bunlar da oyanın yapılışı nasıl oluyor? Kısa videolarda adım adım takip edebilirsiniz. Evet, 1, 2, 3. zürafaya giriyorum. Orası bitti. Evet. Doğrudan indim. Şöyle bir düzelme yapalım. Bakalım. Oyamızda bir şey var mı? Yok. Evet. Tekrar devam ediyorum. Zürafa ile devam ediliyor buraya.
uyumda beğeneceğinizi umaraktan video kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Dördüncüye çiçeğimi yapacağım. Burada tepe olduğu için 4 tane geçmeyelim. İkisi yeter. Çok ayrı olmasın araları. İkisinin üçüncüye hemen çiçeğimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Burada tepe olduğu için 4 tane yaparsam bu tarafa devrilecek. O yüzden tepelerde ayrı bir önem gösterirsek oyalarımız daha güzel olur. Evet. Epeydir bu şekilde sıralı oya yapmadığımı söylemiştim arkadaşlar. Böyle sıralı oyalarda lazım oluyor. Bir tane yapmak istedim. Evet arkadaşlar. Burayı dediğim gibi içine girmiyordum. Dışından yapıyordum. Bu kökünün oraya geldim. Burada iki tane bıcığım oluştu o şekilde. Dışından yaptım. Buradan içine girip oyamın yapımına devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu çiçeğimi bitirip size döneceğim. Evet arkadaşlar, oyamı yaptım. Bitirdim modelimi. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Dilerseniz zürafa ile birlikte bu şekilde de yapabilirsiniz. Eli usta olanlar bunu yapabilir. Yeni oyaya, zürafaya yeni başlamış olanlar için biraz sıkıntı olabilir. Onunla zürafa üstüne yapsınlar. Benim burada gösterdiğim gibi yapsınlar arkadaşlar. Güzel bir oyamız. Çıtır çıtır anneannelerimize, babaannelerimize, teyzelerimize hediye olarak yapabileceğimiz oya arkadaşlar. Dilerseniz arasını biraz daha aralayabilirsiniz. Hem daha güzel görünür. Yakında çok şık, çok güzel. Güzel bir modelimiz arkadaşlar. Ben beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet, paylaştım. Kanalıma yükledim. Evet, beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sağlıklı günlerde, hoşça kalın, mutlu kalın. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.